Merhabalar, ben Yasemin. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte kanalımda harika lezzetler yapıyoruz. Çok pratik tariflerle ve aslında bakarsanız herkesin evinde bulunabilecek ürünlerle profesyonel tariflerimi sizlerle paylaşıyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayalım. Bu arada burası bir mutfak atölyesi. Bunun bilgisini de vereyim. Ben burada çok güzel workshoplar, atölyeler, mutfak atölyeleri yapıyorum. Onun hakkında bilgi almak isterseniz de Instagram adresimizden ve web sitemizden bana ulaşabilirsiniz. Çok konuştun diyorsunuzdur. Hemen başlıyorum. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte harika bir Balkan sosu yapacağız. Lutenisa tarifini sizlere vermiştim ve gerçekten çok ilgi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı o kadar severek okuyorum ki anlatamam. Lutenisa'nın dışında ajvar sosu öğrenmek isteyenler oldu. Ben de sizlere ajvar sosun orijinalini, nasıl olduğunu, Balkanlarda aslında Makedonların nasıl yaptığını öğretmek istiyorum. Böyle üniversitede okurken Makedon bir arkadaşım vardı. Onun ailesinden öğrenmiştim bu geleneksel tarifi. Çok da sevdiğim bir aslında sostur, ajvar sos. Şimdi sizlere ajvar sosu yapacağız. Burada neden bu kadar az malzeme var dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü orijinal ajvar sosta hiçbir kapya biber dışında hiçbir malzeme kullanmıyoruz sebze olarak. Sadece orijinalinde böyle kalın, etli kapya, kırmızı kapya biberleri kullanıyoruz. Onun dışında zeytinyağım ve kaya tuzum var. Zaten malzemelerin gramajlarını aşağıda bulacaksınız. Ben bunların hepsini gelmeden önce delmiştim ama size de göstermek istiyorum. Şöyle ufak bıçakla minik delikler açıyoruz biberlere ki fırına koyduğumuzda böyle bir patlama yapmasın. Şimdi bunların hepsini hazırladım ben zaten. Önce bir közleme işlemi yapacağız. Fırınımı hazırladım. Şu an ısınıyor. 180 ile 200 derece arasında ısıtabilirsiniz. İyice piştikten sonra biberlerim. Hepsini fırından çıkartacağım ve daha sonrasında nasıl bir işlem yapmamız gerektiğini sizlere sırasıyla anlatacağım. Hadi o zaman biberlerim fırına gitsin. İyice pişen biberlerimi fırından aldım. Şimdi tek tek soyuyorum ve şöyle bir süzgeçle bir kase ayarladım. Soyduğum biberlerimi süzgecin üstüne koyacağım ki içindeki bütün su süzülsün. Bunu da yaklaşık bütün biberlerimi soyduktan sonra burada 2-3 saat kadar bekleteceğim. Tüm suyunun süzülmesini istiyorum. Daha sonra blenderdan geçirip kaynatma işlemini alacağım tencerede. Önce bunları soyalım. Evet. Uzunca bir süre, yaklaşık 3 saat kadar beklettim. Suyu süzülsün diye bakın göstereyim. Bayağı da suyu süzüldü. Şimdi bunu artık tencereme alıyorum. Çekirdeklerini ayıklayabildiğim kadar ayıkladım. Kalanlar da yıkamadığım için. Bakın sakın kesinlikle yıkamıyoruz. Yıkamadığım için biraz kaldı. Yayvan bir tencere kullanıyorum. Az da gözükse çünkü bunu ara ara karıştıra yapacağız. Suyunu çektire. O yüzden yayvan bir tencere kullanıyorum. Şöyle zeytinyağımı tamamını döküyorum. Fazla gözükebilir ama değil. Ve tuzumu da serpiştiriyorum. Böylelikle ateşe koyuyorum şimdi. Ocağın üstünde. Kısık ateşte başlıyoruz. İyice fokurdadıktan sonra altını açıyoruz. Bir 5-10 dakika harlı ateşte, sonra tekrardan kısık ateşe alıyoruz. Ondan sonra yaklaşık bir 2-3 saat kadar karıştırarak sosumuzun kıvamını getirmeye çalışacağız. En son blenderdan geçireceğiz. Şimdi ateşe alıyorum. Evet, bütün malzemeleri koyduktan sonra blenderdan geçirdim, ateşe aldım. İlk başta kısık, sonra harlı ve fokurdadıktan sonra, bakın fokurduyor, hemen en kısık ateşe, bakın şöyle, en kısık ateşe aldım ve şimdi dibi tutmasın diye karıştırarak sosumu hazırlıyorum. Dediğim gibi
1,5-2 saat kadar minimum bunu pişireceğiz. Ondan sonra da sıcak kavanozlara. Yani kaynattığımız o sıcak kavanozları. Sıcağı sıcak şekilde kavanozlamasını yapacağız. Şimdi böyle karıştırarak, evet biraz zor, meşakkatli bu noktada ama dibi tutmaması için durmadan karıştırmamız gerekiyor. Zaten ajvar sos da o lezzetini tamamıyla bundan alıyor diyebiliriz. Yaklaşık 2 saat yakın pişirdim ve çektirdim. Bakın şöyle birleşmediği zaman, hiç birleşmiyor, olmuş demektir sosunuz. Bu kadar güzel kokuyor ki. Sıcakken burada da kaynar suya batırdığım kavanozlarım vardı. Yıkamıştım zaten tertemizdi ama kaynar suda beklettim ki ısısı aynı eşitlikte olsun. Bu arada içine hiçbir şekilde su kaçırmamaya dikkat edin. Şöyle kavanozlarımı alıyorum. Sadece dışları ıslanmış, içi değil. Kavanozlarım da sıcak. Şöyle ikisi de sıcakken dolduruyorum. Hemen kapatıyorum. Size daha önce öğrettiğim gibi 1, 2, 3 ileri. Bu kadar. Evet, ajvar soslarımızı yaptık. Bakın böyle 2 tane minik kavanoz şeklinde çıktı. Bunlar yaklaşık 350 mililitre kadar. Bunu 350 mililitreyi çok fazla geçmemenizi öneririm. Ajvar sosta 500'lük ya da 630'luk mililitreler fazla gelebilir. Çünkü açtığınızda hemen 2-3 gün içinde tüketmeniz gereken bir ürün. Ama böyle oda sıcaklığında bunu yaptıktan sonra 6 aya kadar bırakabilirsiniz. Herhangi bir bozulma, oksitlenme olmayacaktır. Ama tabii ki size verdiğim o püf noktalar çok önemli. Bakın sadece 3 malzemeden yapabiliyor olabiliyoruz ama oradaki püf noktalar aşırı önemli. Yani o tuz oranı, ondan sonra ne kadar kaynatılması gerektiği, işte biberlerin süzülmesi gerektiği, o püf noktaların hepsini zaten videoda verdim sizlere. Burada diğer bir nokta, tamamıyla dediğim gibi ufak kavanozlarda muhafaza edin ve oda sıcaklığında olsun. Buzdolabında değil, bildiğiniz karanlıkta oda sıcaklığında muhafaza edebilirsiniz. Açtıktan sonra buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Onu da lütfen rica ediyorum. Dediğim gibi 2-3 gün içinde tüketin. Bakın sizlere de göstermek için kavanozun biraz böyle artan kısmına da şöyle bir ekmeğe koydum. Hep beraber tadalım istedim. İşte gerçekten orijinal ajvar sos bu arkadaşlar. Diğer tariflerin hiçbiri orijinal değil. Size söyleyeyim. Yani içine patlıcan, işte sarımsak, havuç, domates falan giriyorsa onu size gösterdim. Zaten o tamamıyla lütenisa sos. Balkan sosları çok karıştırılıyor. Sadece kapya biberden, kırmızı biberden yapıyoruz. Ajvar sos budur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve şifayla kalın.